Arkadaşlar merhabalar. Şimdi pozitiflik, negatiflik konumuza devam edeceğiz. Pozitiflik, negatiflik de TYT için çok önemli bir konu arkadaşlar. Soru gelme olasılığı yüksek olan bir konu. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Güzel notlar alalım. Tüm sorularından çözmeye çalışacağız. Önce konuyu bir anlatalım. Şimdi şöyle ne dedik arkadaşlar? Pozitif sayıları biliyoruz. Sıfırdan büyük olan sayılara ne diyoruz? Pozitif sayılar diyoruz. Nasıl gösteriyoruz? X'ler büyük sıfır ise X'ler nasıl sayılardır? Pozitif sayılardır. Negatif sayılar dediklerimiz nedir? Sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayılar diyoruz. Eğer X'ler sıfırdan küçükse ne diyoruz arkadaşlar? Negatiftir. Bakın burada buna da eşitlik koymadım, buna da eşitlik koymadım. O zaman burada dikkat etmemiz gereken ne var? Sıfır nedir arkadaşlar? İşaretsizdir. Sıfır nötr sayıdır. Yani size negatif olmayan dediği zaman sıfırı da pozitifleri de düşüneceksiniz. Pozitif olmayan dediği zaman da negatifi ve sıfırı yine ne yapacaksınız? Düşüneceksiniz. Şimdi negatif pozitif sayılarda işlemlerimiz var. Şimdi negatif pozitif sayılarda arkadaşlar önce toplama çıkarma işlemlerini yapalım. Şimdi toplama çıkarma işlemlerini yaparken bir artı sayıyla bir artı sayıyı toplarsanız sonuç kesin ne olacaktır? Artı olacaktır. Eksi sayıyla eksi sayıyı toplarsanız sonuç ne olacaktır? Eksi. Yani ne bu? 7 artı 5 artı 12. İkisi de artı. Eksi 7 artı eksi 3. Bakın ikisi de eksi veya bunu nasıl da yazabilir isterse. Eksi 7 eksi 3 eksi 10. Yani 2 artı sayıyı toplarsanız artı, 2 eksi sayıyı toplarsanız ne yapıyor? Eksi. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu çok karıştırılıyor. Şimdi bir artı sayıyla bir eksi sayıyı toplarsak işareti ne olur? Ne olur? Bir artı sayıyla bir eksi sayıyı toplarsak işaretini bilemeyiz. İşareti hangisinin işareti olur? Büyük olanın işareti olur. Yani toplama işleminde artı ile eksiyi işleme soktuğumuz zaman bilemiyoruz cevabı. Mesela 7 artı eksi 9. Nedir arkadaşlar bu işlemin sonucu? Eksi 2. Büyük olanın işaretini koyuyoruz. Bu işlemin sonucu nedir? Eksi 2. Ama 9 artı eksi 7 olsaydı bu sefer büyük olanın işareti 2. Sonucumuz ne olacak? 2. Yani bir artı bir eksi sayıyı topladığınızda neyi bilemiyoruz? İşaretin artı mı eksi mi olacağı hakkında karar veremiyoruz. Ama 2 artı sayıyı toplarsak artı, 2 eksi sayıyı toplarsak işaret ne olacaktır? Eksi olacaktır. Şimdi bizim sorularda daha çok karşımıza çıkacak olan neyi? Bunların çarpması. Bunların çarpmasına bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar 2 tane pozitif sayıyı çarptığımızda yine pozitif olacaktır. Artı sayıyla artı sayının çarpımı artıdır. Eksi sayıyla eksi sayının çarpımı da nedir yine? Artıdır. Artı sayıyla eksi sayının veya eksi sayıyla artı sayının çarpımı yine nedir arkadaşlar? Eksidir. Şimdi burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çarpma işleminde aynı işaretlerin çarpımları artı, zıt işaretlerin çarpımları nedir? Eksidir. Şimdi bunları soruların içerisinde kullanacağız. Mesela bizim karşımıza şöyle bir şey çıktı. X çarpı y küçüktür 0 dedi. Şimdi x çarpı y eğer 0'dan küçükse bu sayılardan biri artıysa diğeri ne olmak zorunda? Eksi. Veya bu eksi ise bu ne olacak? Artı. Ama soru şöyle derse x çarpı y büyüktür 0 derse ya ikisi de artı olacak ya da ikisi de ne olmak zorunda? Eksi sayı olmak zorunda. Bunlara dikkat edelim. Şimdi pozitiflik negatiflikte sorularda en çok karşımıza çıkacak olan şey ne? Sayıların üstleri. Şimdi sayıların üstleri olduğunda ne değişecek ona bakalım. Şimdi bizim karşımıza mesela eksi 2'nin karesi çıktı. Şimdi eksi 2'nin karesi ne demektir? 2 tane eksi 2'yi yan yana yazın, çarpın demektir. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı nedir? Artı 4'tür. Yani eksi bir sayının çift sayı kuvvetini aldığınızda sonuç neye dönüşecektir? Artıya. Yani mesela eksi 5 var. Üstünde 4 var. Bu sayının sonucunun kesin ne olduğunu biliyorum ben. Artı bir sayı. Yani o çift kuvvet eksiği her zaman neye çevirecek? Artıya çevirecek. O zaman n pozitif tam sayı olmak üzere eksi sayıların çift kuvvetlerini alırsanız sonuç daima neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Eksi sayıların tek kuvvetlerini alırsanız 2n-1 tek sayı demektir. Yine işareti ne olarak kalacak? Eksi. Onu da söyleyelim tabi. Mesela eksi 2'nin 3. kuvvetini aldırdı soru size. Bu ne demektir? 3 tane eksi 2'yi yan yana yazın çarpın demektir. Sonuç nedir? Eksi 8. Yani tek kuvvetse tek kuvvet işareti ne yapamıyor hiçbir zaman? Değiştiremiyor. Ama çift kuvvet eksiyi neye çeviriyor? Artıya. Taban artıysa zaten hiçbir problem yok. Artı sayıların çift kuvvetini aldığınızda da sonucu artıdır. Artı sayıların tek kuvvetlerini aldığınızda da sonuç nedir arkadaşlar? Artıdır. Şimdi bizim karşımıza sorularda nasıl çıkacak? Mesela x kare çarpı y diye bir şey çıktı. Bunun sıfırdan küçük olmasını söyledi bize. Şimdi dikkat edin. Sorunun çözümüne hep üstü çift olan yerden başlayacağız. Eğer üstü çift olan bir şey varsa onu silin arkadaşlar. Sildim. Bu sorudaki çıkan bilgi neymiş? Y sayısı demek ki nasıl bir sayıymış? Sıfırdan küçük. Veya şöyle düşünün. X karenin işareti kesin nedir? Artıdır. Artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük olacak? Eksi y küçük sıfır. Ama bunu hiç kullanmayın. Eğer çift kuvvet gördüyseniz çift kuvvetliyi silin direkt. Bakın ne çıktı? Y küçüktür sıfır çıktı. Ama tek kuvvet varsa ona hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnceleyeceksiniz onu. Tamam mı? Mesela karşınıza şöyle bir şey çıktı. X kare çarpı y küp çarpı z üzeri 4 küçük sıfır dedi. Böyle bir şey çıktı. Şimdi çift kuvvetler var mı? Var. Silin bunları arkadaşlar. Sil x kareyi, gitti. Z üzeri 4'ü sil, gitti. Y küp sıfırdan küçükmüş. Y küpün sıfırdan küçük olması ne demek? Y'nin sıfırdan küçük olması demektir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu tarz sorularda çift kuvvetli olanların artıya dönüştüğüne dikkat edeceğiz. Ona göre sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi soruların içerisinde bu anlattıklarımın hepsini kullanıyoruz. Sorulara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sorularla devam edeceğiz şimdi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi çalışmalar? Bırakmayalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde notlarınızı alın. Güzelce dinleyin. Videoları durdurun. Soruları kendiniz çözün. Ondan sonra takıldığınız yerlerde bakın. Hadi başlayalım şimdi sorulara. Siz de iyisiniz? Tamam. Evet şimdi arkadaşlar x, y, z sayıları hakkında sıralama vermiş. Aşağıdakilerden kaç tanesi daima negatiftir diyor. Arkadaşlar bu sorularda değer vermek yanıltıcı olabilir. Şimdi nerede yanıltıcı olabilir? Bir artı sayıyla eksi bir sayının arasında toplama işlemi varsa bunu bilmiyorduk. Bu yanıltıcı olabilir bakın. Şimdi y sayısının işaretinin eksi olduğunu biliyorum. Z sayısının işaretinin artı olduğunu biliyorum. Bakın ne dedik? Eksi sayıyla artı sayının toplamının sonucunu ne yapamayız biz? Bilemeyiz. Bilinmez. Hangisi daha büyükse işaret onun işaretidir. Yani bunun hakkında kimse bir yorum yapamaz. Şu eksi, şu eksi, şu artı sonuçta. Evet, x sayısı ne? Eksi. Z sayısı ne? Artı. Bakın yukarıdakinden bir farkı var mı? 1'e eksi, 1'e artı. Bunun da işaretini kimse bilemez. Tamam. X artı, y artı, z. Z artı. Bu eksi, bu eksi. Eksi sayının fazla olması eksi sayı olacakları anlamına gelmez. Eksi sayılarla artı sayıların toplama işleminin sonucunu, büyüklüklerini bilmediğimiz sürece bilemeyiz. Bunu da bilinmez. Bunun hakkında da bir yorum yapamayız. X artı y. X sayısı nasıl bir sayı? Eksi. Y sayısı nasıl bir sayı? Eksi. Eksi ile eksiyi toplarsam cevap ne oluyordu? Eksi oluyordu. Negatif. Tamam bu olur. Negatif olanları istiyordu benden. X çarpı z. X'in işareti ne? Eksi. Y'nin işareti ne? Artı. Z'nin işareti artı. Artı ile eksinin çarpımı ne yapar? Eksi. Yani negatif. Bu da istenilen bir durum. Şimdi x eksi y. X eksi y'yi bulmak istiyorsak arkadaşlar, değer verin şimdi. Aynı işaretli oldukları için değer verebilirsiniz. X'e eksi 2, y'ye eksi 1 verdim. Ne oldu? Eksi 2, eksi, eksi 1. Şu eksi neye çevirdi birbirlerini? Artıya çevirdi. Eksi 2 artı 1 yaptı. Eksi 2 artı 1 işleminin sonucu da nedir? Eksi 1'dir. Yani bu işlemin sonucu da nasıl bir sonuçtur? Negatif bir sonuçtur. Şu ilk üçü hakkında yorum yapamıyoruz. Son üçü negatiftir. Sorumuzun cevabı da 3'tür arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuzda yine buna benzer bir soru arkadaşlar. Hangisi kesinlikle negatif sayıdır diyor. Yine işaretlerini inceleyerek sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada bunlar eksidir. Tabii bunlarda büyüklük sırası var. Birazdan değer de verebiliriz. Pardon, bunlar artıdır. Bunlar nasıl sayılardır? Eksi sayılardır. Şimdi bakalım. A çarpı B. Bu eksi, bu eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne yaptı? Artı. C, D. İkisi de artı. O zaman artı, artı sayıyla artı sayının toplamı nedir? Artıdır. Burası hakkında direkt bir yorum yapabildik. Şimdi bu tarzdaki olanlarda burada ortak bir şey yoktu. Bunları isterseniz ortak paranteze alabilirsiniz. İsterseniz çarparak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. İkisinde C'ler ortak olduğu için C parantezine alacağım burayı. Aldım C parantezine. Burada ne geldi? B geldi. Arada ne var? Eksi A var. Tamam. Şimdi C'nin işaretinin ne olduğunu biliyorum ben. C'nin işaretinin artı olduğunu biliyorum. Şimdi B eksi A'nın işaretini bulursam iş bitecek. B eksi A'nın işaretini bulmak için değer verin. Şimdi B'nin kaç olduğunu biliyorum? Eksi 1. A'nın eksi 2 olduğunu biliyorum. Eksi eksi 2. Bakın bu eksi eksi artıya çevirdi. Eksi 1 artı 2 yaptı. Yani buranın işareti ne oldu? Artı. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır. Bu da pozitifmiş. Bu da olmadı. Şimdi buna bakalım. AC artı AD. Şimdi AC artı AD'ye bakarken yine şöyle yapabilirsiniz bakın. A'nın işareti ne? Eksi. C'nin işareti ne? Artı. A'nın işareti eksi. D'nin işareti artı. Bakın. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. İki eksi sayıyı toplarsak cevap ne yapacaktır? Eksi. Hangisi negatiftir diye soruyor. Sorumuzun cevabı bu. Diğer şıkları da inceleyebilirsiniz isterseniz. Diğer şıkları da aynı şekilde incelediğinizde sorunun cevabının C olduğunu göreceksiniz. Ben diğerlerini incelemiyorum. Evet. Şimdi üçüncü sorumuz. Pozitiflik, negatifin en çok karşımıza çıkan soru kalıpları bunlar. Şimdi sorularda bakacaksınız, üstü çift kuvvet olan yeri arayacaksınız. Var mı üstü çift bunda? Yok. Bunda yok, bunda var. Ne yapacağız dedik? Üstü çift kuvvet olanı sileceksiniz. Bunu sildim. Bakın. Gitti bu. Tamam mı? Ne kaldı? X sıfırdan neymiş? Küçükmüş. Yani ben x'in işaretini buldum. X neymiş? Eksiymiş. Şimdi x'in eksi olduğunu aşağıdaki denklemlerde kullanacağım. X'in işareti ne? Eksi. Eksi ile neyi çarparsam sıfırdan küçük olur? Artıyı. O zaman z'nin işaretini de buldum, artı. Şimdi bu ikisini aşağıdaki denklemde kullanacağım. X eksi. Z artı. Bakın üçünün çarpımlarının eksi olması lazım. Biri eksi var zaten. O zaman y ne olmalı? Artı. 2 artı bir eksinin çarpımı da eksidir. Y'nin işareti de ne olmuş oldu? Artı. X, Y, Z'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Eksi, artı, artı. Bakın neresi önemli burada? Şurada bir çift kuvvetli Y kare vardı. Çift olanı silince bilgi karşımıza çıkıyor. O bilgiyle sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen buraya bakalım şimdi. Dördüncü sorumuz. Yine X, Y, Z'nin işaretlerini soruyor. Soruda ne arıyorum? Çift kuvvet. Çift kuvvet olanları sileceğim soruda. Çift kuvvet mi? Sildim gitti. Çift kuvvet mi? Çift kuvvet. Sildim. Y sayısının sıfırdan ne olduğunu buldum? Küçük olduğunu buldum. Y nasıl bir sayıymış? Eksi bir sayıymış. Şimdi aşağıya iniyorum. Çift kuvvetli var mı? Var. Z üzeri 26 çift kuvvet bakın. Sildim. Tamam mı? Şimdi başka silemiyorum ama y'nin ne olduğunu biliyorum. Eksi. Y yerine eksiyi yazdım. Eksiyle bir şeyi çarpacakmışım, sıfırdan büyük olacakmış. Eksiyle eksinin çarpımı sıfırdan büyüktür. Demek ki x sayımızda ne oldu arkadaşlar? Eksi sayı oldu. Tamam. Üçüncü denkleme indim. Bakıyorum çift kuvvet var mı? Var. Çift kuvvet olanı ne yapıyorum hemen? Siliyorum. X'in ne olduğunu biliyorum. Eksi. Şimdi eksiyle bir şeyi çarpacağım. Sonucu sıfırdan küçük olacak. Z'nin ne olması lazım? Artı olması lazım. X, Y, Z'nin işaretleri karşımıza çıktı. Bakın çift kuvvet olanları sildiğinizde direkt bilgiler karşımıza çıkacak. O bilgileri aşağıdaki denklemlerde kullanarak sorunun cevabını bulacaksınız. Burada şöyle bir hatırlatma yapayım. Sorularda mesela y kare diye bir şey karşınıza çıktığı zaman y kare sayısı kesin sıfırdan büyüktür. Ama y sayısı ne olabilir? Artı da olabilir, eksi de olabilir. Yani y hakkında sadece şöyle bir bilgi için y hakkında ne yapılamaz? Yorum yapılamaz. Bunlara çok dikkat edelim. Çift kuvvetleri sildiğinizde soru çok basit hale dönüşüyor. Hemen 5. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 5. sorumuzla devam ediyoruz. Yine ne soruları var? Pozitiflik, negatiflik soruları var. İşte x, y, z'nin işaretleri nedir diye soruyor. Onları uzun uzun yazmadım böyle. Evet, yine denklemlerimizi vermiş. Tek kuvvetler, çift kuvvetler var. Pozitifliklerini, negatifliklerini bulacağız. Konuşamıyorum bile artık. Evet, yoruldum artık herhalde. Şimdi arkadaşlar, soruların çözümlerine nereden başlıyorduk? Üstü çift olanları yakalıyorduk değil mi? Ne yapıyorduk çift olanları? Üstü çift kuvvet olanları siliyorduk. Buradan bunu sildim. Başka üstü çift kuvvet olan var mı? Yok. Çift az vermiş. O yüzden birazcık sentez yapacağız. Şimdi bunun üstü de tek, bunun üstü de tek. X çarpı y var bakın burada. Yani tek kuvvetler hiçbir şey değiştirmez zaten. X ile y'nin çarpımı demek ki nasıl sayıymış? Eksi sayıymış. Bakın bu yukarıdaki bilgi bana X ile y'nin çarpımının sıfırdan küçük olduğu bilgisini veriyor. Üçüncü denkleme gelin bakın. X çarpı y var mı burada? Var. X çarpı y'nin ne olduğunu biliyordum ben? Eksi olduğunu biliyordum. Eksi sayıyla neyi çarparsam sıfırdan büyük olur? Eksiyi. Yani şu anda z'nin işaretinin eksi olduğunu buldum. Z'nin eksi olduğunu bir üst denkleme çıkıp kullanacağım şimdi. Z eksi. Z yerine eksiyi yazdım burada. Eksiyle neyi çarparsam sıfırdan küçük olur? Artıyı. Evet, x eşittir ne oldu? Artı. Evet, sınıfta patlama oldu arkadaşlar. Evet, şimdi x sayısı ne oldu? Artı. Son olarak y'nin işaretini bulmamız gerekiyor. Sıkıntı yok. Şimdi x'in işaretinin ne olduğunu buldum. Artı. X çarpı y'nin sıfırdan küçük olmasını istiyorduk. O zaman y'nin işareti, hadi bir daha. Ne olacak şimdi? Eksi. Y'nin işareti ne olacak? Eksi. X artı y eksi z sayısı da ne olmuş oldu? Eksi. Çift kuvvetleri sildim. Net bir bilgi çıkmadı karşıma ama x çarpı y sıfırdan küçük olduğu için aşağıdaki denklemde x çarpı y'nin sıfırdan küçük olduğunu kullanıp z'yi bulduk. Evet, bu soru biraz daha fazla irdeleme yapmamız gereken bir soru. Şimdi üstlere bakıyorum, çift kuvvetmiş, kuvvet yok, enli menli bir şeyler yazıyor. Şimdi işte burada en çift sayı mı acaba? En acaba tek sayı mı? Onu araştıracağız. Birinci denklemi alıyorum. Şimdi en önce 2 olsun mesela. Çift bir sayı seçimini. En yerine 2 yazdım burada. Ne oldu? X kare oldu. En yerine 2 yazdım. Y üzeri 4 oldu. Küçüktür 0 oldu. Bakın. X kare hep artı mıdır? Y üzeri 4 de hep artıdır. Artı ile artının çarpımı sıfırdan küçük olabilir mi? Olamaz. O zaman n sayısı 2 gibi bir çift sayı değilmiş demek ki. Yani n'e 2 değil. N nasıl bir sayıymış demek ki? Tek bir sayıymış. 1 gibi. Şimdi n gördüğüm bütün yerlere 1 yazacağım o zaman. Yani n'in tek mi çift mi olduğunu yorumladıktan sonra devam ediyorum. N yerlerine 1 yazacağım. Burası 1 oldu. N yerine 1 yazarsam burası kaç olur? 3. N yerine 1 yazdım. N yerine 1 yazdım. Bunun üstü kaç oldu? 4. Bakın soru artık buna dönüştü. Ama n'i önce yorumlamam gerekiyordu. Şimdi ne yapıyorum? Artık üstü çift kuvvet olanları ne yapıyorum? İmha ediyorum, siliyorum. Çift kuvvet gitti. Ellerim mahvoldu bu arada. Gitti. Y sayısı ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Evet, y'nin işaretinin ne olduğunu buldum. Artı. Y'nin olduğu bir denklem arıyorum. Birinci denklem. Y'nin işareti neydi? Artıydı. Artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük olur? Eksiyi. Evet, x dediğimiz sayı nasıl sayı? Eksi. X'in eksi olduğunu üçüncü denklemde kullanıyorum şimdi. Bu eksi sıfırdan büyük olabilmeleri için çarpımlarının z'nin de nasıl bir sayı olması gerekiyor? Eksi bir sayı olması gerekiyor. Eksi artı eksi sorumuzun cevabı olmuş oldu. Önce n'in bir mi, tek mi, çift mi olduğunu yorumladık. Ne yaparak yorumladık? Değer vererek yorumladık. Sonra yorumumuzu yaptık arkadaşlar. Evet, 7. soru. Sınav benzeri bir soru. Güzel bir soru. Çok da zor değil. Şimdi bakalım. X, Y, Z sıfırdan farklı tam sayılardır diyor. Benden X artı Y pozitiftir. Böyle bir şeyler vermiş. Yani işaret inceleme yapmamı istiyor. Bir kere şuraya bakın. Üstü çift kuvvet olan yer var mı? Var. Onu silebilirim. Onu silmem Z hakkında yorum yapmamı engeller. Yani bu soruda Z hakkında hiçbir yorum yapamam. Evet. Z hakkında hiç yorum yapamam. Yani Z burada olduğu için mesela bunun hakkında hiçbir şekilde ne yapamayacağım? Yorum yapamayacağım. Şimdi şu eksi 5'i de artı olarak karşıya atayım. X çarpı Y neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Değil mi? Yani X ile Y'nin çarpımı nasıl sayılarmış? Artı. Sonuç artıysa ya ikisi de eksidir ya da ikisi de nedir? Artıdır. Ama Z hakkında yorum yok. Onu unutmuyoruz. Şimdi şıklara geçiyorum. X artı Y pozitiftir diyor. İkisi de artı olursa pozitif olur. Ama ikisi de eksi olursa ya o zaman olmaz. Demek ki bu daima doğru değildir. Bu gitti. Zaten bir tane şık kaldı bakın. Onu da inceleyelim hadi. X artı Y. Bakın X artı Y'nin işareti nedir? Ya artıdır ya da eksidir değil mi? Bakın X artı Y eğer eksi ise, bakın X artı Y eksi ise aşağıdaki Y'nin işareti de ne oluyor? Eksi oluyor. Eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. Bakın benden pozitifi istiyordu. İkisi de artı olsun bu sefer. Toplamları artı yapar. Aşağıdaki Y de artıdır o zaman. Bakın yine ne olmuş oldu? Artı olmuş oldu. Tamam mı? Yani zaten oradaki Z'deki yorumu yaptığınızda gitti zaten. Tek şıkka düşmüş oldu. Bunun çok benzerleri sınavda çıkıyor. Yani özellikle 2019 yılında da sınavda sorulacak soruların içerisinde öncüllü soru bekliyoruz arkadaşlar. Teklik, çiftlik sorusu olabilir. Pozitiflik, negatiflik sorusu olabilir. Ama böyle bilgileri ayıklayıp o bilgilerinizi öncüllerin içerisinde kullanmanızı kesinlikle isteyecekler. Bunlara dikkat edelim. Evet, son sorumuz. 17 tane tam sayıyı toplayın diyor. Toplayacaksınız 17 tane sayı. A, B, C, D'yi 17 tane yazacaksınız. Bu toplam nasıl bir sonuç veriyormuş bana? Pozitif bir sonuç veriyormuş. Artıymış sonucu. Olduğuna göre bu sayılardan en fazla kaç tanesi negatiftir diye soruyor. Bakın tamamen okuduğunu anlayabilme sorusu. İşlem bile yok soruda. Soru şu aslında bakın. Ha, ben eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. 16 tane eksi 1 alsam. Bakın 16 tane eksi 1 alsam. O eksi 16 yapar değil mi toplamları? Yanına da artı 20 yazsam son sayıyı. Sonuç neye dönüşecek? Pozitife dönüşecek. Yani bu bir toplamın sonucunun negatif olabilmesi için hepsini kaç tane negatif yapabilirim en fazla? 16. Yani bu sayılardan bir tanesini pozitif yapmamız nedir? Yeterlidir. O pozitif olan diğerlerinin toplamlarından büyük olduğu sürece sonuç hep ne olmak zorundadır? pozitif olmak zorundadır. O yüzden sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 16. Yani en fazla 16 tane negatif tam sayı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, pozitiflik negatiflik videomuzu da bitirdik. Konu çok ayrıntılı bir konu değil. Dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. O noktalara dikkat ettiğinizde hiçbir problem yaşamazsınız. İnşallah çalışmalarınız da güzel gidiyordur. Sakın bırakmayın, tempoyu iyice tutturun. Sonraki videomuzda karşınızda olmak üzere. Sizlere iyi çalışmalar arkadaşlar.